Ak sırtlı ağaç kakan. Delta'nın batı yakasındaki Longoz ormanının ağaçlarında böcek, kurt ve larvaların peşinde. Bu iş her ne kadar kolay görünse de yerlerini bulup onları yakalamak oldukça zahmetli bir iş. Ağacı gagalıyor ve kabuğun altında neler olup bittiğini dinliyor. Ağaç gövdesindeki böcekler hareket ettiğinde ise seslerinden yerlerini tespit ediyor ve çok daha sert gagalamaya başlıyor. Oldukça yorucu bir işlem ama Longoz ormanının zemininin dört mevsim suyla kaplı olmasından kaynaklanan çürümüş ağaç bolluğu onun için büyük bir avantaj. Bu avantajdan faydalanan tek ağaç kakan türü de o değil. Delta'nın bu yakası, 7 farklı ağaç kakan türüne ev sahipliği yapıyor. Longoz ormanının doğal yapısının getirdiği verimlilik sayesinde, yılın 365 günü diş budak, söğüt ve kızıl ağaçlardan gelen bu sesi duymak mümkün. Tabii başka sesleri de. Yaban domuzları genellikle geceleri aktif olan bir memeli türü.
günün bu saatinde etrafta görünmeleri oldukça nadir bir durum. Bu dişileri gündüzleri de etrafta dolaşıp beslenmeye iten birkaç küçük sebep var. Bu yavrular henüz birkaç haftalık ama şimdiden anne sütünün yanında diğer besinlere de ihtiyaç duyuyorlar. Çok sık acıktıklarından gündüzleri de beslenmeleri gerekiyor. Dişilerin de yavrulara yetecek kadar süt üretebilmesi için sürekli beslenmeleri şart. Bu nedenle sürü alışkın olmadığı bir düzen içerisinde. Bu durum yavrular 3 aylık oluncaya dek devam edecek. Henüz üst kürkleri gelişmedi. Bu nedenle şeritli alt kürkleriyle yetişkinlerden oldukça farklı bir görünümdeler. Altı aylık olduklarında bu şeritleri kalın ve sert üst postları kapatacak. Bu post ve derilerinin altında oluşacak 6 santimetreye varan yağ tabakasıyla sert çevre koşullarına dayanıklı birer yetişkin olacaklar. Ama bunun için daha çok beslenmeleri gerek. Peşinde oldukları şey bitki kökleri, böcek, kurt, salyangoz ve solucanlar. Longoz ormanının suyla kaplı yumuşak zemini onlar için benzersiz bir besin deposu. Bu nedenle de bölgede en yüksek popülasyona sahip memeli türü yaban domuzu. Göz çukurları oldukça derinde olduğundan bu tür hummalı çamur karıştırma seanslarında gözleri zarar görmese de yaban domuzları görme konusunda pek başarılı değildirler. Onların yaklaşan tehlikelere karşı güvendiği şey işitme ve koku alma duyuları. Uzun burunları hem beslenmede hem de çevreyi algılamada en çok güvendikleri organları. Potansiyel bir tehlikeyi görmeleri ona karşı önlem almaları için yeterli bir neden değil. Ancak havayı kokladıklarında bir tehdit algılarlarsa ya da yabancı bir ses duyarlarsa işte bu onlar için bir tehlike işareti demek. Longoz ormanları, dünya üzerinde nadir rastlanan habitatlar. Bu nadideliği ortaya çıkartansa orman zeminini kaplayan sudur. Koca Çay Deltası'nın bu Longoz ormanındaki suyunun kaynağı ise Marmara Denizi'ne uzanan Koca Çay ve onun iki yakasındaki lagün gölleri. Bu göller denizin hemen kıyısında uzanan deltanın 1200 hektarlık bölümünü oluştururlar. Ve bu alanın %80'ini kaplayan sazlıklarla birlikte 250'yi aşkın kuş türüne ev sahipliği yaparlar. Delta, bu türlerin bazıları için göç yolunda bir durak noktası, bazıları için de üreme ve yaşam alanıdır. Suların yükseldiği mevsimlerde denizle birleşen bu göllere denizden giren canlılar, kuş türleri için besin çeşitliliğini artırır.
İlkbahar ve yaz aylarındaysa denizle birleşen bu ağızlar kapanır. Yağışlar azalır ve sular çekilmeye başlar. Bu dönem birçok kuş türü için üreme dönemi olduğundan beslenmeye her zamankinden daha çok ihtiyaç vardır. Dalyan ve Arap çiftliği gölleri de çekilen suların yarattığı sığ alanlarda sıkışan su canlılarıyla bu ihtiyaca cevap verir. Delta'nın kuzey yakasını, genişliği bazı yerlerde 1000 metreyi bulan ve Marmara Denizi kıyısında 15 kilometre boyunca uzanan kum kordonu oluşturur. Bu alan tamamen kumla kaplı olmasına rağmen şaşırtıcı bir bitki ve canlı çeşitliliğine sahiptir. Bu türlerin yaşamlarına yakından baktığınızda kumul üzerinde yüzlerce farklı hikaye ile karşılaşırsınız. Bu hikayelerin bazıları oldukça durağan ve sıkıcıdır. Bazı hikayelerde vardır ki aksiyonu hiç bitmez.
Bu kızıl tilki yavruları yaklaşık 7 ay sonra deltanın dört bir yanında kemirgen, kuş, balık ve böceklerin peşine düşecekler. 5. haftanın sonunda yavaş yavaş yuvanın dışına çıkmaya başladılar. Etraflarındaki dünyayı tanımak konusunda engellenemez bir merak taşıyorlar. Buldukları her şeyi dişleyip kokluyorlar. Bu yavru toprak altından gelen sesin peşinde. Henüz bir kemirgen yakalama konusunda pek bir şansı yok. Fakat bu denemeler gelecekte gerçekleştireceği başarılı avlar için bir antrenman. Bu masum kavgalarsa kızıl tilki yavruları için vazgeçilmez bir ritüel. Bu sayede birer yırtıcı olmanın gereklerini öğreniyorlar. Henüz çok zayıflar. Bu onlar için bir oyun gibi. Zayıf darbeleri ve zayıf ısırıkları var. Ancak ilerleyen zamanlarda bu kavgalar giderek masumiyetini kaybedecek, güçlenecekler. Ve biraz da şansları varsa 12 yıl boyunca Delta'da hayat sürecekler.